Ruhun gıdası müzik, yeri geldiğinde neşe kaynağı, yeri geldiğinde hüzne ortak. İnsan yaşamında, bu türden çeşitli etkilerinin yanı sıra, müziğin bilimsel olarak kanıtlanmış yararları da var. Demans hastalarına favori şarkılarının bulunduğu iPod'lar verildiğinde oluşan olumlu etkiler, Alive Inside adlı belgeselde ayrıntılarıyla anlatılıyor. Aşina oldukları parçaları dinlerken eşlik edebilir, geçmişleri hakkında sorulan sorulara cevap verebilir ve hatta kısa sohbetlerde bulunabilirler. Belgeselde yer alan hastalar, yeniden doğmuş gibiydiler. Müzik, insanların diğer deneyimlerine kıyasla, beynin daha derin noktalarına işliyor. Müzik duyguları uyarır ve duygu da beraberinde hafızayı uyarabilir. Belgeselde son çalışmalar ışığında yoğunlaşılan, demans hastalarının anılarını iyileştirme ve yeni anılar geliştirme üzerinde etkili olan müziğin, yardımcı olabileceği diğer konular. Erken doğan bebeklerin, kilo ve güç kazanmaları için genellikle uzun bir süre hastanede kalmaları gerekir. Bu gelişim sürecini kolaylaştırmak adına birçok hastane müziğe yöneliyor. Kanadalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, erken doğan bebeklere müzik dinletmenin ağrılarını azalttığını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına özendirdiğini ve bunun da kilo alımıyla sonuçlandığını buldu. Kimi hastaneler, prematüre bebeklerin uyumaları için, müzik aletleri kullanarak bir annenin kalp atışları ve rahim seslerini taklit ederler. Ayrıca, prematüre bebeklere Mozart'ın sakinleştirici müziklerini çalmanın, harcadıkları enerji miktarını önemli ölçüde azalttığı ve bunun da kilo almalarını sağladığı görülüyor. Bebeklerin gelişimine katkıda bulunan müzik, aynı şeyi bitkiler için de yapabilir mi? 1973 yılında, bitkilerin büyümesi üzerinde müziğin etkilerini detaylandıran, Müziğin ve Bitkilerin Sesi adlı kitabın yazarı Dorothy Redlick, bu soruya evet cevabını veriyor. Gerçekleştirdiği çalışmada, bir grup bitkiye rock türünde müzikler çalan Dorothy, özdeş bitkilerden oluşan diğer bir gruba da hafif müzikler çaldı. Hafif müziklerin dinletildiği bitkiler aynı boyutlarda, dolgun ve yemyeşildiler. Ve bu bitkilerde, müziğin çaldığı yöne doğru bir eğim söz konusuydu. Rock müzik dinletilen bitkiler uzamışlardı fakat, sarkık, solmuş yapraklar ile büyümüşlerdi. Ayrıca, müziğin tersi yönde eğime sahiptiler. 2005 yılında yapılan bir araştırma, spor eğitimi sırasında müzik dinlemenin, atletik performansı %20'ye kadar artırabildiğini buldu. Bu oran, kimi sporcuların kullandığı yasa dışı performans artırıcıların sağladığı orana kabaca eşittir. Aradaki fark, müziğin bir uyuşturucu testinde görünmemesidir. En iyi sonuçlar için, yoğun antrenman sırasında tempolu müzikler ve soğuma sırasında slow parçalar dinlemeyi denemek. Her yıl milyonlarca insanın maruz kaldığı beyin hasarı, hareket veya konuşma engeli riski taşır. Tedavi olarak araştırmacılar, beynin bu iki işlevi kontrol eden alanlarını uyarmak için müzik kullanırlar. Felç veya Parkinson hastalığının neden olduğu nörolojik hasarı olan kişilere, yürümek veya dans etmek için bir ritim verildiğinde, bu hastalar, simetrik uzun adımlar ve denge duygusu kazanabilirler. Benzer şekilde, ritim ve ses perdesi, hastaların söyleyemedikleri kelimeleri söylemelerine yardımcı olabilir. Konuşamayan otistik çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, müzik terapisinin bu çocukların kelimeleri telaffuz etmelerine yardımcı olduğunu buldu. Tedavi sonunda, bu çocuklardan bazıları ilk kelimelerini telaffuz ettiler. Müzik işitme kaybını tedavi edemeyebilir, ancak önlenmesine yardımcı olabilir. Hayatı boyunca müzisyenlik yapmış olan 74 kişinin de aralarında bulunduğu, 163 katılımlı bir çalışmada, katılımcılar gürültülü ortamda ses değişikliklerini işitme, kelimeleri ayırt etme gibi bir dizi işitme testine tabi tutuldu. Azalan seslerde çok az fark bulundu. Ancak diğer tüm işitsel testlerde, müzisyenler sesleri, müzisyen olmayanlardan daha iyi işledi ve fark yaşla birlikte genişledi. Örnek olarak, 70 yaşındaki bir müzisyen gürültülü bir ortamdaki konuşmaları, 50 yaşında müzisyen olmayan bir kişi kadar iyi anladı. Müzik, kan basıncını düşürerek, kalp atış hızını yavaşlatarak ve kaygıyı azaltarak kalp krizi ve kalp ameliyatı geçiren hastalara yardımcı olabilir. Bunun yolu da neşeli ya da kendinizi iyi hissettiren şarkılar dinlemekten geçer.
Araştırmalar, neşeli parçalar dinlemenin, dolaşımın artmasını ve damarların genişlemesini sağladığını ve bunun da damar sağlığı sağladığını gösteriyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacı Tobias Greitema'ya, şarkı sözlerinin gençlerin tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğini incelemek istedi. Bir grup gence, Michael Jackson'ın Heal the World gibi pozitif mesajlara yer veren, sosyal açıdan bilinçli şarkılar dinletti. Diğer grup ise, herhangi bir mesaj içermeyen nötr parçalar dinledi. Ardından araştırmacılar, kazara olmuş gibi bir bardak kalemi yere düşürdüler. Olumlu şarkılar dinleyen grup, yardım etmekte acele etmekle kalmayıp, diğer gruptan 5 kat fazla kalem topladı. Benzer demografik özelliklere sahip, iki grup ikinci sınıf öğrencilerini karşılaştıran 2009 yılında yapılan bir araştırma, müzik öğrenmenin okuma becerilerini artırdığını gösteriyor. Müzik öğrenimi alan grup aynı zamanda, sight reading denilen, parçanın notalarını okurken aynı anda çalma ve diğer becerileri öğrenirken, diğer grup öğrenmedi. İki grup, okul öncesi ve sonrasında okuryazarlık açısından test edildi. Kontrol grubu için yıl sonu puanları, yılbaşı puanlarından sadece biraz artarken, müzik eğitimine tabi tutulanlar, özellikle kelime testlerinde önemli ölçüde daha yüksek puanlar aldılar. 1999 yılında yapılan bir araştırma, Alman melodiler çalmanın Alman şarap satışlarını artırdığını buldu. Ve benzer şekilde, Fransız müziği çalmanın Fransız şarap satışlarını artırdığını gösterdi. Müşteriler çalınan müziğin tamamen farkında olmadıklarını söylediler. Bir grup araştırmacı, belirli müzik türlerinin, şarabın tadına bakma şeklini %60'a kadar geliştirebileceğini, insanların duyulan melodiye bağlı olarak, zevkteki değişikliği derecelendirdiğini buldu. Araştırma, görüşleri karşılığında bir kadeh ücretsiz şarap ikram edilen, 250 üniversite öğrencisini kapsıyordu. Güçlü, incelikli, canlandırıcı, hafif türden 4 müzik parçası çalındı. Canlandırıcı müzik çalındığında, %40 canlı olarak değerlendirilen beyaz şarap, hafif türde, %26'sı tarafından bu türe ait olarak değerlendirildi. %25 oranında yeni olarak değerlendirilen kırmızı şarap, güçlü türden Carmina Burana çaldığında, oran %60'a çıktı. Bu sonuçlarla şarap üreticileri, belirli bir şarabı içerken, belirli bir tür müzik dinlemenizi tavsiye edebilirler.